Evet hanımlar, bugün börek yapacağız. Yalancı su böreği. 6 tane yufkamız var. Beyaz peynirimiz var. Çökeleğimiz var. 2 bardak suyumuz var. 5 dolu dolu kaşık tereyağı, yarım çay bardağı ayçiçek yağı koydum. 5 tane de yumurta kırdım. 5 tane de yumurta kırdım. Bu yumurtaya şimdi 2 bardak su koyuyorum. Karıştırıyorum. Bir fiskiyle tuz atacağım. Bir fiskiyle tuz attım. Şimdi yufkamız vardı. Birini tepsinin altına serdik. Şimdi sırayla yufkalarımızı arayacağız böyle. Göstermek istiyorum nasıl yaptığını. Buharca böylece batırıyoruz arkadaşlar. Su böreği dedim ya, yalancı su böreği. Aynı su böreği gibi, hiç farkı yok yani. Böyle batırıyoruz. Kaldırırken böyle biraz süzdürüyoruz yumurtasını. Şimdi tepsiye sarıyorum. Hiç su böreğinde hiç farkı yok. Bir gün inşallah su böreği de açacağım. Şimdi tereyağını nasıl döktüğümü de şey yapacağım. Yağı şeye katmadım, yumurtaya. Su böreği gibi dedim ya, yalancı su böreği. Bunu da böyle, çok yağlı seviyorsanız 5 kaşık koyun. Az seviyorsanız 3 kaşık koyun. O yağın tercihi size kalmış. Katların arasındaki yağın tercihi. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Yine yufkamızı alıyoruz. Koyuyorum. Karışık koyacağım. Bu koyduğum eriyen peynir, beyaz peynir erimiyor. İkisi birbiri eşit bir oluyor. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Siz isterseniz koyabilirsiniz maydanoz da. Evet hanımlar, bitti. Yufkalarımızı koyduk. 6 yufkaydı. Birini böyle altına koyuyor. Altına koyduk. Kesinlikle bazı arkadaşlar diyebilir ki yumurta kokuyor mu? Asla yumurta kokmuyor. Misafiriniz mi geldi? Öğrenci misiniz? Ya da işte ne bileyim, hemen bir canınız börek mi çekti? Hemen ev yufkanız varsa 2 dakikada böreğiniz hazır. Bu ya biraz fazla diyebilirsiniz. Biz biraz yağlı seviyoruz. Tereyağını bol yediğimiz için bol tereyağlı yapıyorum ben. Yani biraz kısabilirsiniz tabii. 5 kaşık değil de 4 kaşık koyabilirsiniz. Daha çoğunluğunu ayçiçek yağını tercih edebilirsiniz. Şimdi fırına süreceğim. Tepsimiz hazır. Böreğimizi yaptık. Fırına süreceğim ama bir 10 dakika daha beklemem gerekiyor. İyice yumuşansın. Kesip fırına 10 dakika süreceğim. bekledik. Şimdi böreğimizi kesiyoruz. Evet hanımlar, böreğimizi kestik. Ben su böreği dediğim için hiçbir şey sepmiyorum üstüne ama sizin arzunuza kalmış bir şey. Susam, çörek otu, arzu ne arzu ederseniz onu sepebilirsiniz. Şimdi fırına süreceğim. Açtım, 10 dakikadır fırınım kızıyor. 200 derecede 600 kızarıncaya kadar pişireceğiz. Görüyorsunuz böreğimizi. Pişti gerçekten. İnanın ki su böreğinden hiç farkı yok. Bakın. Biraz sıcak. Kat kat. Sanki su böreği gibi. Sarılığını görüyor musun? Gerçi yumurtamız köy yumurtası olduğundan dolayı böyle sarı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Bize afiyet olsun.